Merhaba değerli takipçilerimiz. Emrah Öztürkmen Gayrimenkul ve İnşaat kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Hazine arazisi nasıl alınır adlı videomuzla kısaca bilgiler vereceğiz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayalım. İyi seyirler. Türkiye'nin geniş toprakları üzerinde devlete ait olan ve henüz özel mülkiyet altına girmemiş pek çok arazi bulunmaktadır. Bu araziler birçok birey ve yatırımcı için büyük bir potansiyel taşımaktadır. Ancak bu arazilere sahip olmanın da belirli bir prosedürü vardır. İşte bu videomuzda hazine arazilerinin ne olduğundan nasıl satın alınabileceğine kadar pek çok detayı bulabileceksiniz. Sabırla dinlemenizi tavsiye ediyoruz. Tabii bu arada da abone olmayı unutmayalım. Öncelikle arazi nedir? Yeryüzündeki belirli bir yüz ölçümüne sahip kara parçasıdır. Bu parçalar üzerinde yapılaşma, tarım veya diğer pek çok faaliyetin gerçekleştirilmesi için kullanılır. Arazinin konumu, toprak yapısı, iklim koşulları gibi faktörler onun değerini ve kullanım amaçlarını doğrudan etkiler. Hazine arazisi nedir? Bizim için önemli olan bu kısım Hazine arazisi, devletin mülkiyetinde bulunan ve özel kişilere veya kuruluşlara ait olmayan toprak parçalarını tanımlar. Bu tür araziler geçmişte devlet eliyle kamulaştırılmış, miras yoluyla devlete kalmış ya da tarih boyunca herhangi bir özel mülkiyet altına girmemiş olabilir. Hazine arazileri devletin sosyal, ekonomik ve stratejik planlamalarına göre farklı amaçlarla kullanılır. Bunlar arasında kamu binalarının inşası, tarım ve sanayi faaliyetleri, ulaşım projeleri ya da koruma alanları olarak belirlenmesi gibi pek çok amaç bulunabilir. Aynı zamanda hazine arazileri bazen devlet tarafından yatırım veya finansman amaçlı olarak satışa sunulabilir veya uzun süreli kiralanabilir. Bu tür arazilerin yönetimi ve işlenmesi devletin ilgili kurumları ve bakanlıkları tarafından gerçekleştirilir. Hazine arazisi nasıl alınır? Hazine arazisi almak isteyen bireyler veya kuruluşlar bu süreci başlatmak için ilk olarak ilgili il veya ilçedeki Milli Emlak Müdürlüğüne başvurmalıdır. Evet değerli takipçilerimiz bu konuda destek almak isterseniz yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Milli Emlak Müdürlükleri hazine arazilerinin satışı, kiralama ve diğer işlemleriyle ilgili olarak yetkilendirilmiş devlet kurumlarıdır. Ayrıca teknolojinin sunduğu kolaylıklar sayesinde Milli Emlak Müdürlüğü'nün online platformları da bazı işlemler için kullanılabilmektedir. Bu platformlar aracılığıyla hazine arazisi ihale ilanlarına ulaşabilir, başvuru formunu doldurabilir, ve gerekli belgeleri yükleyerek online başvuru yapabilirsiniz. Başvuru esnasında kimlik, ikametgah ve vergi levhası gibi temel belgelerin yanı sıra arazinin kullanım amacına dair belgelerin de sunulması gerekmektedir. Bu süreç bazen karmaşık olabilmekte ve detaylı bilgi gerektirebilmektedir. Bu nedenle hazine arazisi almak isteyenlerin Milli Emlak Müdürlüğü yetkilileriyle yakın iletişimde olmaları ve danışmanlık hizmeti almaları sürecin daha sağlıklı ilerlemesi için önemlidir. Hazine arazisini kimler satın alabilir? Hazine arazileri genellikle devletin mülkiyetinde olan ve kullanım hak Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen arazilerdir. Bu arazilerin satışı devletin ekonomik ihtiyaçları doğrultusunda Belirli kriterlere uygun bireyler veya tüzel kişilere yapılabilir. Bireysel alıcılar, Türk vatandaşları hazine arazilerini satın alabilirler. Ancak satın alma işlemi yapılacaksa arazinin bulunduğu bölgede ikamet ediyor olma, orada bir iş veya tarım faaliyeti yürütüyor olma gibi ek kriterler de aranabilir. Ayrıca bireyin borçlu olmadığına Vergi veya SGK borcu gibi devlete olan yükümlülüklerini yerine getirdiğine dair belgelerin sunulması gerekebilir. Tüzel kişilikler, şirketler, dernekler veya vakıflar gibi tüzel kişilikler de hazine arazisi satın alabilirler. Ancak bu tüzel kişiliklerin Türkiye'de kayıtlı olmaları, faaliyet gösterdikleri alanda belirli bir süre geçirmiş olmaları ve finansal durumlarının belirli bir seviyede olması gerekmektedir. Yabancı bireyler ve tüzel kişilikler. Türkiye'de arazi satın almak isteyen yabancı bireyler ve tüzel kişilikler için de bazı kriterler bulunmaktadır. Bu kriterler ülke politikaları, diplomatik ilişkiler ve ekonomik stratejilere göre zaman zaman değişiklik gösterebilir. Yabancıların arazi alımı bazı bölgelerde kısıtlanabilir veya ek şartlarla düzenlenebilir. Sonuç olarak hazine arazisi satın almak isteyen bireylerin veya tüzel kişilerin başvuru öncesinde Milli Emlak Müdürlüğü ile iletişime geçmeleri ve güncel şartları öğrenmeleri tavsiye edilir. Bu hem başvuru sürecini hızlandırır hem de olası red veya problemlerle karşılaşma riskini azaltır. Hazine arazisi almak için nereye başvurulmalıdır? Hazine arazisi almak isteyenlerin ilk olarak il veya ilçede bulunan Milli Emlak Müdürlüklerine başvurması gerekmektedir. Milli Emlak Müdürlükleri hazine arazilerinin satışı, kiralama ve diğer işlemleri ile ilgili olarak yetkilendirilmiş devlet kurumlarıdır. Günümüzde bazı işlemler için Milli Emlak Müdürlüğü'nün online platformları da kullanılabilmektedir. Bu online sistemler üzerinden hazine arazisi ihale ilanlarına ulaşılabilir. Başvuru formunu doldurabilir ve gerekli belgeleri yükleyerek online başvuru yapılabilir. Başvuru sırasında kimlik belgesi, ikametgah, vergi levhası gibi temel belgelerin yanı sıra arazinin kullanım amacına ilişkin ek belgeler de talep edilebilir. Bu belgeler başvurunun değerlendirilmesi için kritik öneme sahiptir. Eğer süreç hakkında bilgi almak veya başvuru sürecini daha rahat bir şekilde tamamlamak istiyorsanız Milli Emlak Müdürlüğü yetkilileriyle iletişime geçerek danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti alınabilir. Bu sayede hazine arazisi alım sürecindeki tüm adımlar doğru ve eksiksiz bir şekilde tamamlanabilir. Sonuç olarak hazine arazisinin satın alınması bireyler ve tüzel kişilikler için farklı kriterlere ve şartlara bağlıdır. Bu şartlar devletin ekonomik, politik ve stratejik kararlarına göre zaman zaman değişebilir. Hem Türk vatandaşları hem de yabancı bireyler ve tüzel kişilikler için belirli kısıtlamalar ve şartlar bulunmaktadır. Bu nedenle, hazine arası almak isteyenlerin en güncel ve doğru bilgilere ulaşmak için ilgili Milli Emlak Müdürlüğü ile iletişime geçmeleri büyük önem taşımaktadır. Böylece başvuru sürecinde yaşanabilecek olası aksiliklerin ve red kararlarının önüne geçilebilir. Son olarak hazine arazisi alımı devletin ve bireyin karşılıklı hak ve yükümlülüklerini içeren önemli bir süreçtir. Ve bu sürecin doğru ve eksiksiz bir şekilde tamamlanması her iki taraf için de faydalıdır.